an Bu Şehirde Kimse Yok Mu adlı kitap var. Rövşen Abdullahoğlu'nun Azerbaycan bir yazarın kitabı. Ve Azerbaycan'da da çok büyük bir başarısı var. Yılın en çok satılan kitabı olmuş geçtiğimiz yıllarda. Kitap çok akıcı bir şekilde ilerliyor ve siz böyle vay be 50 sayfa okumuşum diyorsunuz ama aslında hiç yorulmamışsınız. Hiç sizi yormadan çok güzel bir şekilde akıyor olay örgüsü. Bunun bence en büyük sebebi gereksiz detaylara boğulmamamız. Ayrıca olay örgüsünden dolayı sürekli insanı merak ettiriyor. Acaba devamında ne olacak? Hiç o zaman sıkmıyor insanı. Bu da çok güzel bir özellik. Yani benim bu kitabı okuduktan sonra hem hayata karşı bakış açım gerçekten değişti. Hem yani halime şükretmeyi öğrendim. Hem de çok farklı şeyler fark ettim. Olayların gerçekten hiç görmediğimiz yanlarını fark ettim ve o yüzden çok etkilendim kitaptan. Daha çok sevdiğimi kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Beni çok daha fazla etkileyen bir kitap oldu. Bunda bu kitapta yazılanların gerçek hayattan esinlenerek yazılmasında etkisi olabilir tabii ki. Biz bu kitabı okuduğunuzda gerçekten kültürel anlamda kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Ve bunlar sıkıcı bir şekilde olmuyor kitap içerisinde. Yazar sadece kültürlü karakterler yazıyor. Yazdığı karakterlerin diyaloglarından sizler de kendinize bir şeyler katabiliyorsunuz. Ve kitabın benim için çok keyifli ve eğitici olmasını sağlayan kısımlarından bir tanesi de karakterlerin dinle ilgili çatışmasıydı. Birisi Allah inancı bulunan bir karakterken birisi Allah inancı olmayan bir karakter. Ve bu çatışma yaşanırken de birbirlerinin fikirlerine gayet saygılı yaklaşıyor olmaları beni çok etkiledi. Birinin inandığı, birinin inkar ettiği şey olsa da bizim sürekli sosyal medyada gördüğümüz o saldırganlık yoktu bu kitapta. Giren tüm insanların aslında hayatımızda belirli bir amacı vardır. Ki eğer o insanlar bir gün hayatımızdan çıkıp gidiyorsa bilin ki hayatımızdaki işlevi ve amacı sona ermiştir. İşte Rövşen Abdullahoğlu'nun yazmış olduğu Bu Şehirde Kimse Yok Mu isimli kitapta bana bu altın değerindeki bilgiyi öğreten kitap oldu. Rövşen Abdullahoğlu'nun yazmış olduğu bu kitap o kadar akıcıydı ki hikayenin kurgusu o kadar sağlamdı ki gerçekten beni çok şaşırttı. Gerçek olaylardan esinlenilmiş bu kitapta karakterler yabancı ve olayların geçtiği yer ise Amerika. Öyle ki bu kitabı okurken bu isimler ve geçen yerler yüzünden bu kitabın yerli bir kitap olduğunu çoğu zaman unuttum. Öyle ki bu kitabı alıp okuduğunuzda hayatınıza dair merak ettiğiniz o sorunun cevabını belki de bu kitabın içerisinde bulabileceksiniz. Çok güzeldi. Gerçekten hiç böyle bir kitap beklemiyordum. Beklentimin çok çok ötesinde olan bir kitap oldu. Hatta benden sonra direkt babama verdim. O da okudu, o da çok beğendi. Kesinlikle hani siz de okuyabilirsiniz, aileniz de okuyabilir ve hem sizin hem ailenizin çok seveceği bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Eğer siz de böyle hani sizi dokunacak, etkileyecek, insanların hayatının nasıl değiştiğini gösterecek, bizim ya da başkasının başka hayatlara nasıl dokunabileceğini gösterecek duygusal bir kitap arıyorsanız Bu Şehirde Kimse Yok Mu'yu da çok seversiniz, ben eminim. Yazarla ilk tanışmam Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor kitabıyla olmuştu ve bu kitabını gerçekten çok fazla beğenmiştim. Daha sonra Bu Şehirde Kimse Yok Mu kitabını okuma fırsatım oldu ve ilk kitabını beğendiğim için çok fazla büyük beklentiyle başladım kitabına. Kitap beklentimi çok büyük derecede karşıladı. Will'in hayat hikayesi beni gerçekten çok fazla etkiledi. Ve şu an geriye dönüp baktığımda düşünüyorum ki bu kitap kesinlikle ama kesinlikle başucu kitabı olabilecek bir derecede. Diğer şeylerine baktığımda da zaten kitap muazzam gözüküyor. Tek kelimeyle muazzam bir kitap.